arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün canlı efsane ilgi saldırısı yapmayacağım. Abi önemli bir bilgilendirme yapacağım. Yani ben aslında bugün farkında değildim. Mesela bu şey geldi ya, bu demirci şey dükkanında, mesela ekipmanlarında, mesela koruyucu öfke olan öfke veriyor. Mesela abi öfke olduğu zaman koruyucu özelliği bastığı zaman bir anlam ifade etmiyormuş ya. Ben bunu bilmiyordum ve hatta çoğu köyümde onu kullandım neredeyse. Bu köyde hiç kullanmadım ve onun için performansım güzel geçti. Diğer köylerde mesela mesela Merlin köyümde kullandım. Ulan hep tek aldım. Ulan böyle savaşın şeylerine baktım, detaylarına baktım. Ulan diyorum Allah Allah, ben niye orduyu atıyorum, ordu ilerlemeden hemen çabuk ölüyor. Mesela burada mesela öfke kulesi kullanmışım. Ulan savaşlarda istediğim performansı elde edemiyorum. Ben de savaşları tekrar bakıyorum, acaba diyorum nerede hata yapıyorum, tamam mı? Meğerse bu öfke kulesi etkin olduğu zaman, mesela bak şurada şimdi göstereceğim, öfke kulesi olduğu zaman koruyucu özelliğine basan bile bir anlam ifade etmiyormuş ya. Bak şu anda mesela, bak koruyucu birazdan basacağım, bak koruyucu basmama rağmen, bak şu anda koruyucuya basmama rağmen şu an süper atıcılar hasar yiyor. Ulan ben de diyorum koruyucuya basmama rağmen ordu nasıl çabuk eriyebiliyor ve nasıl şey olabiliyor? O yüzden bugün çok da tek aldım. Hatta çoğu köyümde de çok istediğim performansı almadım. Ulan yani sabahtan beri araştırıyorum. Acaba diyorum nerede hata yapıyorum? Niye bu kadar bir anda performansım düştü? Yani kaç gündür 250'nin altına atmadım şeylerde, savaşlarda bir anda ne oldu? Yani bu kadar düştü. Yani ben nerede hata yapıyorum? Kendimi bir anda sorgulamaya başladım. Ulan sonra bir baktım, öfkeli koruyucu yani bir halta yaramıyor. Yani resmen bir tuzak kurulmuş. Yani buna dikkat edin abi, kesinlikle onu kullanmayın. Emin ol ki sizi çok yarı yolda bırakır. Ona gerçekten dikkat edin. Yani eski bildiğiniz koruyucu kullanın. Eski bildiğiniz koruyucuda koruyucuya bastığın zaman orada hasar görmüyor. Yani bak hatta çoğu köyümde, mesela şu kardelende de denedim. Kardelende de denedim. Abi performansın çok kötü geçti ya, ben şaşırdım kaldım ya. Bak burada da mesela kaç attım, 210 attım. Burada da fazla full atamadım, öfke kulesi kullandım, hatta şeyi kullandım. Ben de diyorum ulan ben niye full atamıyorum yani, ben de hatta burada da denedim, ulan bu ortada koruyucunun özelliğine bastım, bir baktım koruyucu bir anda ordu eridi gitti yani. Kara düşündüm ulan diyorum Allah Allah, ben nerede hata yapıyorum, nerede şey yapıyorum. Yani meğerse koruyucu şey öfkeliyken, yani o öfke, hani ekipmanlarda olan öfke, yani koruyucu özelliğine bastığın zaman bile şey almıyor yani, yine canı gidiyormuş ya. Yani ona dikkat edin abi, bak yoksa gerçekten kupada sizi strese, hatta burada da denedim. Yani burada bile doğru düzgün full atamadım. Bak mesela şeyde, Baronköy'de normal eski koruyucu şeyini, ekipmanını kullandım. Abi şıkır şıkır full attım. Burada da abi deniyorum olan full olmuyor dedim. Allah Allah, burada deniyorum aynı düzene giriyorum. Full diyorum, oraya giriyorum, ne oluyor ya. Sonra savaşın tekrarını izledim. Dedim bir koruyucunun özelliğine bakayım. Koruyucu şey yapıyor mu? Meğerse koruyucu zaten şeyde de, ekipmanında da gösteriyor. Koruyucu özelliği bas. Hani nerede? Burada mesela demirci şey. Bak mesela şurada. Koruyucunun şeyine bakalım, ekipmanlardan koruyucu, bak önen öfke neredeymiş, öfke burada mesela, bak önen koruyucu özelliğine bastığın zaman, bak burada mesela koruyucu özelliğine şimdi basacak, bak şu anda baksana, ordu yine erip gidiyor yani. Sadece tek avantajı hızlanma var, o da ona gerek yok yani. Yani yemin ederim sen çok canını yakar. O yüzden dikkat edin abi. Bir de ligde bu şekilde Jakusta 2, Team Witter, Musat Akademi, bir tane Arap kardeşimiz, hatta iki tane Arap kardeşimiz ve de Fun Longe, Blach Metallica adında bu klanlar bize rakip oldu. Sizce bu ligde nasıl, kaçıncı sırada bitiririz? Tanıdığınız klanlar varsa onları da yorumlar kısmında belirtin. Birkaç tane de savaş tekrarını göstereyim. Yani o dediğim koruyucu, öfkeli koruyucu şey ekipmanını gerçekten dikkat et. Hatta bu savaşın şeyini gördüm. Abi ben gerçekten, hatta sabah hani
bütün köylerimde de şey yaptım, öfke kulesini şeye ne çektim. O yüzden performansım çok düştü ya. Ben de diyorum ulan Allah Allah. Ben koruyucuya basıyorum, ordu nasıl bir anda hemen eriyip gidiyor. Meğerse öfkeli şeyde, ekipmanda koruyucu fazla bir işe yaramıyormuş. Yani ha koruyucu var ha koruyucu yok anlamına geliyor. Hatta orta düzen bir tane geldi, orta düzene de saldırdım, tekte kaldım, çıldırdım. Ulan hep fulledim düzen. Nasıl da oldu da tekte kaldım. Yani bayağı düşündüm, 2-3 saattir onun üzerine çalıştım. Hatta savaşa şey yaptım. Ulan diyorum, savaşlar nasıl bu kadar tek olur? Meğerse o hata varmış. Ona dikkat edin abi. Gerçekten kullandığımız ekipmanların şeyini araştırmadan kullanmamak lazım. Yoksa lig miklerde, hadi klan, efsane liginde falan klan savaşında telafi edilir de ligde emin ol ki insanın çok canını yakar. Sonuçta ligde bir tane tek aldı mı geri dönüşü çok zordur. O yüzden bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Belki bilenler vardır, bilmeyenler de vardır ama bilenler zaten biliyordur, bilmeyenler de en azından öğrenmiş olur. Bu düzeni de böyle fulllemiştim. Günü 290'la kapattım. Yani zaten etkinlik bittikten sonra yavaş yavaş üst sıralara tırmanmıştım ama bu bugün o şeyi kullandım ya, o benim bayağı beni sıkıntıya soktu savaşlarda. İnşallah yarından itibaren yine gümbür gümbür fulleri atıp kendimize geleceğiz. Üst sıralara 6 köyümle inşallah tırmanmaya devam edeceğim. Yerel sıralamada inşallah hedefimiz bu sezon birinci olmak. Ümidiyle bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani aslında ben normalde bugün video atmayacaktım. Sadece bunu öğrendim. Dedim hani lig başlamadan en azından siz de bilgilenin ki size bir faydası olur diye bu videoyu çektim. Atıyorum.